Evet, olayı biliyorsunuz. Bir video, 3 pandik. Ama bugün içimde iyi bir his var. Sanki bugün oyunlardan korkmayacak ve pandik yemeyecek gibi hissediyorum ama şu anda oyunların ekranındaki kapı beni biraz tedirgin etti. Acının şalgamı. Evet, bugünkü oyunlarımız biraz kaliteli gibi duruyor. Görüntü kalitesi. Bildiğiniz gibi bu seride genelde 144p öyle gözümü kör edecek oyunlar oynuyordum. Ama bu sefer galiba kaliteli oyunlar bulmuş olabilirim. Galiba. Yine oyunlar hakkında hiç fikrim yok. Hiç uzatmadan oyunumuza başlayalım. Hepsini yok et. 05. Ne? Oo, bayağı kaliteli duruyor. Bu kalitede jumpscare yiyip altıma sıçarım büyük ihtimal. Kapıyı açabiliyor mu? Açamıyorum tabii. Niye açabileyim ki? Yavaş açılan kapılar beni hiç mutlu etmiyor. Ben şu an neredeyim bu arada? Oha! Tavan biraz yüksek galiba. Merhabalar. Baba, yandaki kapılar açılmıyor galiba. Oğlum ben sürekli... Aa, sandalye bu sefer yerde. Bu sefer pandik yiyeceğim galiba. Gittikçe garipleşiyor herhalde burası. Bu zincir hep aynı. O ses ne? Bu ne amına koyayım? Bir şey olacak değil mi? Olmadı. Gerçekten zincirin gölgesinden mi korktum ben? Ama suratıma doğru gelmiyor mu şimdi? Haksız mıyım yani? Hani bir şeye şuradan ışık vurduğumda nasıl suratıma gölge gelebilir? E ben bu kapıyı nasıl açacağım? Açmayacağım, geri döneceğim. Görüşürüz. Benim adam birazdan kalp krizi geçirecek biraz daha kalbi atarsa. Lan! Hı? Okuyum yok ki! Yazıyı okuyamadım ya. Ya yaz... Oğlum benim adama ne oldu? Stephen Hawking oldum. Nasıl düzgün... Heh, şöyle düzgün görüyorum, dur. Allah kahretsin ya. Oğlum ben niye dünyayı Stephen Hawking gibi görüyorum şu an? He? Ben acaba buraya nasıl geldim? Biriniz bana söyleyebilir mi? Alo? O bana top mu diyor? Görüyorsunuz mu? Böyle yapıyor. Senin o anneniz... Bak bak, görüyorsunuz mu eli? Eli görüyorsunuz mu? Bak 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 bak. Bir de kanatları var. Bir de melek olacaksın. Bir de melek olacaksın he? Ha, bir de melek olacaksın he? Terbiyesiz seni. 1900 değil. 1879'da doğmuş. 1991'de ölmüş. Yani. Bak görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Bak ben yalan söylemem. Bana böyle yapıyor. Ayıp değil mi lan senin yaptığın? He? Ben gidiyorum senin yanına. Şerefsiz. Ha? Ha? Neredeyim lan ben? Oyun benim biraz kafamı bozmuş olabilir şu an. Merhabalar. Bu ne lan? En azından su tesisatı var burada. Ben şu an Backrooms vari bir yerde miyim? Anlayamadım onu. Oğlum niye her yerde su tesisatı var? Lan çakallara bak. Kaçak doğalgaz mı döşediniz lan buraya? Çık lan ortaya! İzin vermem böyle bir şey bak. Bunu görüyor musun? Bak nasıl sinir olduğumu görüyor musun? Ben olsam yapmazdım. Oh! Her ışığı kapatıp açtım da ışınlanıyor. Bir daha yapayım. Yukarıdan bir şey damlıyor. O yukarıdan bana bir jumpscare atarsan... Ben de ekrana yumruk atarım. Aha. Her kapatıp açtığımda bir şeyler oluyor. Bir daha yapayım. Yapsam ne olur bir daha? Bence bir daha yapmayayım. Yok yok, bir daha yapmayayım. Bak bak, buraya da bir elektrik tesisatı mı düşündün? Ne yaptınız oğlum siz buraya? Oğlum bunlar kaçak bina yapıyor ya. Ben size diyeyim, gecekondu yapıyorlar buraya. Ben de bu planı bozmaya geldim de... Ulan asansör bile yapmışlar gecekonduya. Aç bunu. Işık yok, elektrik yok. Ama asansör var ve çalışıyor. Tövbe estağfurullah. Bir de yavaş yavaş çıktım yukarı. Ben bunu jumpscare atayım mı? Bak şimdi. Hiç korkmuş gibi durmuyor. Ben ne yapıyorum? Ha, bunları mı toplayacağım? Hiç mantıklı bir hareket değil be kardeş. Sana söyleyeyim onu ben. Ama senin dediğini yapacağız mecbur. Ben şimdi ışığı kapatıp açayım mı? Keşke yapmasaydım. Ya bir yanlışlıkla geldim. Yanlış. Görüşürüz. Görüşürüz. Hataydı. Ah. 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 Birader vallahi yanlışlıkla geldim. Vallahi yanlışlıkla geldim. Bu ses ne? Ben niye onun üstüne doğru yürüyorum? Gerizekalı mıyım ben? What the f... Görüşürüz. Daha kötü bir yere mi geldim? Anlıyorum, anlıyorum. Size şöyle bir şey diyeyim mi?
Görüşürüz. Lan yine mi buraya geldim? Ah. Ya birader senin derdin de ne bağırıyorsun ya? Aa yok oldu. İyi tamam ben burada gezinirim aga. Ben burada gezinirim. Bunu da çeviririm böyle. Oh oh. Oh belediye geldi suyunuzu kesiyorum. Biraz daha... Ben jumpscare falan yemem ha yürü git. Biraz daha döndüreyim. Oh çok korktum. Şimdi ne yapacağım? Görüşürüz. Ya burada hiç bok yok ya. Ben buraya tırmanabilir miyim? Yapamam görüşürüz. Ha? Aa buradan gidiş varmış tamam. Merhabalar. Burada havada duran bir kafa var mı? Çok karanlık burası. Burada bir şey çıkarsa... Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Neredeyim ben? Bu mu lan bu? Aha. Ses buradan geliyor. Barman! Barman! Özür dilerim. Tamam ben barman. Oğlum süslemedik mi lan sana? Süslemedim mi lan ben sana? Sus lan! Alırlar öyle aklını. Ne bağırıyorsa. Seni almam gerekiyor galiba. Değil mi? Almışım. İstemiyorum diyor. Çok da umurumda yani. Benim şurası kaldı herhalde. Neredeyim lan ben? Nerede olduğumu unuttum ya. Yanlışlıkla F'ye bastım bir de. Merhabalar. Işık mı lan o? Galiba beyaz ışığa doğru gidiyorum. Ben kafa arıyorum bir tane. Lütfen ışık gidip gelmezse sevinirim. Lütfen. Hiç olmasa daha iyiydi ışık. Gidip gelmesi hiç hoş değil. Ulan bir jumpscare yiyeceğim diye bir korktum ama korkmadım değil. 5. 5'e 5 ne oldu şimdi? Aha. Arkamda bir şeyler oluyor. Ben kaçar. Bu ses ne? Aha. Beyaz ışık. Mutluluğa gidiyorum. Mutluluğa gidiyorum. Let's go. Aç kapıyı. Son. Evet bu seferki oyunumuzun ismi The Man in the Attic. Yani çatıdaki adam. Evde yalnızsın. Ve çatında birisi var. Ve çatında gece 3'te Hakuna Matata ayini yapıyor. Ve sen onu o halde yakalıyorsun. Ne yapardın? Evet çatımızda biri var. Evde yalnızız. Tamam hikaye anlat. Ben götümden salladım bakalım gerçek hikaye neymiş. Ben çocukken genelde hep aynı kabusu görürdüm. Bir tane adam buna odada durup bakıyormuş kabusunda böyle dikiliyormuş. Onun çatıdan geldiğine inanıyormuş o adamın. Gelen bakıp bakan adamın. O zamanlar kardeşiyle birlikte kalıyormuş odada. Kardeşinin dediğine göre o kabusu görürken konuşuyormuş hep rüyasında. Ve diyormuş birisi burada. Burada biri var. Burada. Fucking man, fuck bitch yeah, bitch falan diyormuş. Bunları ben kattım ama diyordur yani. Kesin diyordur, şakal bizi kandırıyor. Ve kardeşini çok korkutmuş gecenin ortasında. Ben de korkardım yani gecenin ortasında öyle bağırsa kalkıp yumruğu çakıp bayıltırdım. Bir daha da konuşamazdım. Ve şu an büyüdüm. Artık görmüyormuş. Diyor. O rüya artık geçti gitti diyor. Sokarım öyle rüyaya diyor. Ben de senin annene telefonu bul. Keşke Samsung bildirim çalsaydı. Oğlum. Sokarım ya şimdi. Telefonum nerede benim? Çatıdan geliyor değil mi o ses? Lan çatı katındaki adam. Hadi geldin beni korkuttun. Telefonumu niye çalıyorsun lan? Yani çalmamış telefonumu. Acaba aşağıda mı lan? Evet aşağıda. Bir saattir boşu boşuna dolanıyorum orada. Telefonu kontrol et. Ulan bir mesaj için 40 kere niye çaldı bu? Merhaba kardeşim. Eve güvenle geldiğimizi söylemek istedim. Davetin için teşekkürler. Harika zaman geçirdik. Lily'nin davranışı yüzünden senden özür dilemek istiyorum. Ama çocukların nasıl olduğunu bilirsin. Ve onların hayal gücünü. Büyük ihtimal bu kardeşimizin çocuğu da o çatıdaki lavuğu gördü. Garip garip davrandı. Biz de ona diyelim ki sıkıntı yok kardeş diyemiyor mu? Yıkanmalıyım mı diyor yoksa aynen. Masayı mı toplamalıyım diyor. Bugün kardeşim ziyarete geldi ve ailesini de getirdi. Karısı ve 7 yaşında çocuğu. 7 yaşında çocuğu Lily, velala velala benim yeğenim falan filan. Ona sonra üst kattaki televizyonu izlemesini önerdim. Ona çok sevindi falan dedi. Devamı yok mu? Devamı için para mı ödemem gerekiyor? Yoksa hikayenin devamını tahmin mi ediyoruz? Evet. Gece ilerledikçe herkes güzel zaman geçiriyor gibiydi. Lily'yi yemeğe çağırmaya gittiğimde Lily çığlık atarak merdivenlerden aşağı koşmaya başladı. Ve birden iğrenç bir suratla dedi ki bu nasıl ev? Kapının çocuğu yukarıda bir tane adam var. Beni... Öyle bir şey demedi. Dur şimdi. Tamam. Tamam. Lily bizim gördüğümüz kabusu görmüş birebir. Bir tane adam bana bakıyordu dedi çatıdan. Biraz uyuma vakti.
Ben o adamı döverim ama yalnız. Harbi döverim o adamı. Lil'in dediğine göre adam kapıda durup sadece dik dik bakıyormuş. Ben de ona derim ki ne bakıyorsun dik dik ananı mı s**t. Birader senin evin mi burası ya? Rahatına bak rahatına, kuruluyor yukarıda pezevenk. Katı katını ara. Kapı da mı açık lan? Aha kapı da açılmış. Birader bak şimdi şöyle bir şey var, tamam mı? Burası benim evim. Ha bak, kalmak istiyorsan sıkıntı yok. Kirayı ver kal. Burayı sana kiralayabilirim. Bu resim de öyle. Arkamda değil mi? Yok. Kapıyı üstüme mi kapattı o benim? Kesin bunun arkasına saklanıyor. Bu çok aptalca. Burada hiçbir şey yok. Aynen yok. Seslere bak. Uyumaya git. Arkamdan pandik yiyeceğim değil mi? Yapma yapma yapma. Hiç hazır değilim. Hadi. Çıktım çıktım çıktım. Çıktım. Tamam. Bakmayacağım ki arkama. Hayatta bakmam. Hiçbir güç beni arkama baktıramaz. Hayatta bakmam arkama. İmkansız. İmkanı yok. Yok yok yok, bakmayacağım. Boşuna ses yapma. Diyor ki bazen garip gece garip garip sesler gelip seni uyandırıyor. Ve etrafı arıyorsun ama hiçbir şey bulamıyorsun. Ve seni bir kez daha sorgulamaya itiyor. Neyi sorguluyoruz? Ben niye... Gerçekten 8 saat boyunca böyle karanlığa mı bakacağım? Ha uyanmışız dur. He? Çatı kıtındaki adam gerçek mi? Umurumda değil. Ben uyuma keyfime bakarım. Reis çok jumpscare atacakmış gibi. Şimdi kapı kapanacak ve arkasına adam çıkacak değil mi? Olmadı. Sağdan böyle bakarak. Yok. Alttan böyle. Lütfen bir şey çıkmasın ya. Hacının şalgamı. Yetmez mi artık? Çok gerildim şu an. Vallahi kronuyum. Pennywise mı lan o? Korku nesneldir, özneldir. İkisinden biri. Ama çatı katındaki adamdan korkmak sıradan bir şey değildir. Yani adam, bu oyunu yapan kişi kendi korkusunu yapmış. Hiç korkunç değildi, hiç korkmadım. Bir jumpscare atıyormuş şimdi. Yine piksel piksel gözümüzü bozacak bir oyunla videonun sonunu getireceğiz. Ana ekranda yazmadığı için oyunun ismini hatırlamıyorum. Oyunun ismi Happy Place gibi bir şey olması lazım. Nasıl başlayacağım oyuna? Yani düşündüğüm kadar kötü bir kalite değilmiş ama mouse çok zor dönüyor. Sensitivity ayarı da yapamıyorum. Merhabalar. Kimse var mı? Yok mu? Ben ses duyuyorum ama. Helikopter, insan sesi. Ferrari, A3. Öyle bir şey yok değil mi? Çok güzel. Ne güzel geziyordum ya. Burası neresi? Biliyordum ya. Biliyordum Backrooms'a düşeceğimi. Allah belasını versin Backrooms'un. Burası biraz Burger King arkası gibi ama. Burada ne var lan? Orada ne var lan dedim. Sol altta şey yazdı. Binmene gerek yok. Şaka mı bu? Abi de gidemiyorum. Oo, binmene gerek yok diyor kafamı. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Tamam gideceğiz bırak. Ben oraya gitmem aga. Yürü git ya. Ha girerim oraya bak. Bunu görüyor musun? Bunu görüyor musun? Burada ne var? Çok karan. Oo exit. Tamam. Exit'in önünde. Seni bekliyordum. Tamam. Geliyorum. Şimdi neredeyiz? Oyun bitti deme bana. Hadi be, neye yüklendin artık? Oğlum hadi lan. Yükleme ekranı sandım ya. Yükleme ekranı sandım. Sizin yapacağınız işim ben. O kim lan? Birader aşağı iner misin? Nasıl uçtun? Bana da öğretir misin? Sizin yapacağınız... içeride ne var? Nerede? Aa şurada yazıyordu, gördünüz mü? Şurada bak. Nasıl yedin? Bunun içinde ne var? Hiç merak etmiyorum ama gideceğim. Windows XP'nin duvar kağıdının içindeyim galiba. Neredeyim lan ben? Oğlum ne güzel huzurlu huzurlu giderken beni niye böyle ucube ucube tuhaf tuhaf yerlere sokuyor bu ya? Bir sal ya. Ne güzel Windows XP duvar kağıdının içinde geziyordum. Aha. Lan buraya nasıl çıktım ben? Neyse aşağı atlayayım. Atlayamıyorum. Yukarıda bu sefer 3-4 tane eleman var. 6 tane. Hayırdır? Nasıl uçtunuz oraya?
Benim kafam karıştı. Ben neredeyim ha? Tamam. Bu oyunun sonunda galiba akıl sağlığımı tamamen kaybedeceğim. Ne yaptığını biliyorum. Az önce tuvaletten çıkınca elimi yıkamadım, onu diyorsan. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Güzel mi? He? Hı? He? Hı? He? He? Merhabalar. Exit mi orası? Geliyorum, bekle. Bekle bekle. Bensiz gitme. Ne haber? Buradaki atmosfer çok güzel diyor. Come on diyor. Hadi diyor. Yalnız exit burada yazıyor, kapı burada. Ben buradan gelirim. Hani atmosfer çok güzeldi? Şu an hiç hoş bir yerde değilim. Yakında sona erecek yazıyor ve sol altta hatırlıyorum. Ben oraya gitmem. Oraya mı gitmem gerekiyor? Evet, göndermiyor beni. Aha. Gariba. Gerçekten gitmek istiyor musun? Yani istemiyorum ama beni zorla götürüyorsun şu an sen. Let's go! Çocuk parkı. İşte bu. Aa, izin vermiyor ya. Lan buraya da mı izin vermiyor? Birader aşağı iner misin? Bana katıl. Hayır, hayır. İzin vermiyorsun ki ya, tamam. Oğlum bu Gojo Satoru mu lan havada duruyor böyle? Merhabalar, size katıldım. Aa, uçuyorum ben de. Lütfen Amerika'nın üstünde olayım ya. Bari burada Amerika'ya gideyim. Aşağı mı düşüyorum lan ben?